Altıncı nokta ve keza icraatından, faaliyetinden anlaşılan pek harika bir ihtişam içinde bir saltanatı varken milletin istimarı için yalnız dar bir misafene yapılmış. Daimi olarak milleti istab edemez, daima dolar boşanır. Ve bir imtihan meydanı var, her ufak her vakit değişir, tebeddül eder. Ve sultanın bazı asar sanatına ve ihsanatına bazı numuneler göstermek için meclisleri var, zaman zaman tahavül eder. Bu vaziyet, bu dar menzil ve meydan ve meşherden sonra, bakın, dünya, dünya insanı işgal etmiyor, dar, sıkıntılı ve sancılı. Bak, insanın ihtiyaçlarına hak ile cevap veriyor mu? Vermiyor. İnsanın arzularına tam cevap veriyor mu? İstihab ediyor mu? Etmiyor. İmtihan meydanı, han, doluyor ve boşanıyor. Peki buradan hangi noktaya çıkıyoruz? Madem kainatta bu tahavül var, zaman içerisinde eşya geliyor, yaşıyor, ölüyor. Elbette bu vaziyet, bu dar menzil ve meydan ve meşerlerden sonra daimi bir menzil, bir sabit saraylar, açık hazineler bulunup ve sakinleri sabit ve daimi kalacaklarına bilbedaha delalet eder. Allah Sultan-ı Ezeli, Malik Ebedidir. Allah'ın saltanatı şu kısa dünya hayatıyla kayıtlı ve kısıtlı değil. Dünya hayatıyla kayıtlı ve kısıtlı olsa nakıs ve noksan olur. Demek Cenab-ı Allah'ın şanı uluhiyetinin azametine, Cenab-ı Hakk'ın saltanatının haşmetine mebni daimi menzilleri, sabit sarayları, sonsuz ikram ve ihsanların olduğu bir meclis, bir mekan, bir alem var. İşte o nedir? Elhamdülillah. Hayat-ı bakiyedir, cennet-i firdevstir, ebedi saadete mazhariyettir.